أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın, ihlasımızın, takvamızın artmasına vesile eylesin. Ahiret azığımızın artmasına vesile eylesin. Günahlarımızın, eksiklerimizin, kusurlarımızın azalmasına, günahlarımızın sıfırlanmasına, iyiliklerimizin ve güzelliklerimizin de ziyadeleşmesine vesile eylesin. Kıymetli dostlar, insan tavır ve davranışları içerisinde muktedir olduğu, yapabildiği şeyler var. İnsanın iradesinin dışında gerçekleşen şeyler var. Mesela biz rengimizi, boyumuzu kendimiz tanzim edemiyoruz, kararını veremiyoruz. Aklımızın azlığını, çokluğunu kendimiz karar veremiyoruz. Ama şu işi yapacağım, şuraya gideceğim, yatacağım, kalkacağım, yiyeceğim, içeceğim, irademize taalluk eden ve kendi irademizle yaptığımız işler var. Bir başka ifadeyle bedenimizle, elimizle, ayağımızla, gözümüzle yaptığımız işler kendi irademizle olan işlerdir. Ama kalbimizle yaptığımız işler ise kendi irademizle tahakkuk eden şeyler değildir. Kısmı azamıyla söylüyorum. İzah edeceğim. Şimdi mesela her insan mutlaka mutlu olmak ister. Her insan huzurlu olmak ister. Hiçbir insan mutsuz olmak istemez. Hiçbir aile mutsuz olmak istemez. Her evlenen aile mutlu olmak için evlenir. Ama mutsuz olanlar ya mutsuz, acı, zehir yuta yuta ömürlerini sürdürürler veya ayrılırlar. O da ayrı bir acı, ayrı bir sıkıntı ömür boyu devam eder. Peki, insanoğlunun kendi içinde huzurlu olması birincisi. İki, aile içerisinde huzurlu olması. Üç, toplum olarak bir milletin huzurlu olması neye bağlıdır? Bunu ben kendi kendime istesem ki hep huzurlu olayım içimde, olmuyor. Ailede huzurlu olayım istesem, herkes istiyor ama işte herkes başaramıyor. Ülke olarak her ülkenin idarecileri bu ülkede huzurlu olarak yaşayalım isterler. Hatta vatandaşlar da huzurlu bir ülkede yaşamak isterler. Ama oluyor, olmuyor. Nasıl ki rızkımızın azlığı, çokluğu elimizde değildir. Kim yarın ne kazanacağını bilmez, ne kaybedeceğini de bilmez. Bugün durumu çok kötü olan insanlar, yarın durumu çok iyi olabilir. Bugün durumu çok iyi olan, yarın durumu çok kötü olabilir. Bugün ringe maç yapmak için çıkan insanlar, boks yapmak için çıkan, yarın yatağında felç olarak kalabilir. Bir dakika sonrasından, bir gün sonrasından hiçbirimiz emin değiliz. Ancak şunu söyleyeyim. Allah Celle ve Ala Hazretleri arzu ettiğimiz ve herkesin arzu ettiği mutluluğu yakalamanın yollarını ve vesilelerini bizlere öğretiyor. İnsanın mutsuzluğunu gerektiren, dünyada ve ahirette mutsuzluğunu gerektiren sebepleri de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beyan ediyor. Biz sadece vesilelere sarılmak suretiyle, nasıl ki biz tarlaya tohumu atıyoruz, arpa bekliyoruz. Tohumu atıyoruz, buğday bekliyoruz. Tohumu atıyoruz, salatalık, domates bekliyoruz. Tohumu atmadan bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Çünkü onun sebebi, domates almak istiyorsan bahçeden domates tohumu ekeceksin. Salatalık almak istiyorsan salatalık tohumu ekeceksin.
Çünkü onun vesilesi odur. O olmadan olmuyor. Aynı şekilde Allah Celle ve Ala Hazretleri domates meyvesini, salatalık meyvesini, biberi, elmayı, armudu bir takım vesilelere bağladığı gibi huzuru ve mutluluğu da bir takım vesilelere bağlamıştır. Acı biber de olabiliyor mu? Hem de ne acı biber olabiliyor? Peki nasıl oluyor? Onun tohumu ayrı. Acı biber tohumu ekersen acı biber alırsın. Tatlı biber alamazsın ondan. Evet. Şimdi kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki, Estağfirullah. Men amile salihan min zekerin ev unsa. Kullarım, siz hem erkek hem kadın olmak üzere iki cinsten yaratıldınız. Benim nezdimde ikiniz de kulsunuz. Kadın olmanın bir ayrıcalığı, erkek olmanın bir farklılığı yoktur. İkiniz de kulsunuz. İkinizin de mutlu olma istekleri var. Sıkıntılardan uzak kalma arzuları var. Ben derim ki, Mevla buyuruyor, ister kadın olsun, ister erkek olsun. Kim? Ve huve mu'minun. Önce gönlünde iman var. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim bu kelime-i şehadetten ve ehlinden dünyada ve ahirette bizleri ayırmasın. Amin. Kıymetli dostlar, bir insanın kalbinde imanın olması, onun Allah nezdinde insan olarak değerlendirilmesinin şartıdır. Kardeşler, namazlarımızda tereddüdümüz olabilir. Bu namaz oldu mu, olmadı. Oruçlarımızda tereddüdümüz olabilir. Acaba zekatta borcum var mı yok mu tereddüdümüz olabilir. Yaptığım bu hayırlar acaba niyetim vesaire sebeplerle kabul edildi mi edilmedi mi bunda da tereddüdümüz olabilir. Ama tereddüdümüzün olması mümkün olmayan konu iman konusudur. Bir insan imanda %99 inanırsa inanmış sayılmaz. İmanda %100 inanmış olursa ona iman denir. Öbürüne zan denir. Zan iman değildir. Kıyametin kopacağını tahmin ediyorum. Nasıl tahmin ediyorsun? Yani iman değil de tahmin mi? Tahminse iman değildir. İman olmayınca başka ne düşünürse düşünsün, diğer iman şartlarına inansa da yine bu insanda henüz iman tahakkuk etmemiştir. Dolayısıyla biz bir araya gelen bu dostlarımızın, kardeşlerimizin, her birimizin en temel özelliğimiz nedir? İmanımızda zerre kadar şüphemiz yoktur. Şimdi eski alimler tartışmışlardır. Bir insanın konuşurken İnşallah cümlesini kullanması güzel bir şeydir. Yarın sana geleceğim inşallah. Efendim yarın şu işi yapacağım inşallah. Yani yapacağımız işlerle ilgili inşallah cümlesini kullanmak uygundur. Ancak Müslüman mısın? Müslümanım inşallah. Şimdi burada gider mi inşallah? Burada Ehl-i Sünnet alimlerin büyük bir kısmı diyorlar ki, Müslüman mısın? İnşallah Müslümanım sözü yanlıştır. Çünkü inşallah biraz da şüpheli yerlerde kullanılıyor. Yarın sana geleceğim inşallah. Yani Allah dilerse geleceğim, dilemese gelmeyeceğim. Şimdi Müslüman mısın? İnşallah. Şüphe makamında bu kullanıldığı için bir insanın inşallah Müslümanım demesi caiz değildir diyor alimlerimizin büyük bir kısmı. Ancak Şafii ve Eşari olan yine Ehl-i Sünnet noktasındaki bazı alimler diyor ki bir insanla insan inşallah Müslümanım dese o da idare eder, olabilir. Çünkü o
şu anda ben imanımda şüphe vardır anlamında değil. Şu anda imanım %100'dür. Acaba bunu koruyabilecek miyim son nefesime kadar? İlerisi şüphelidir. Yoksa şu anda şüphe yok. Bu manada inşallah denir diyorlar. Sonuç olarak imanımız zerre kadar şüphe kabul etmez. Elhamdülillah bizim de şüphemiz yoktur. Rabbim imanımızı gün be gün güçlü eylesin, kuvvetli eylesin. Efendim sarsılması mümkün olmayacak şekilde mükemmel eylesin. Şimdi kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de imanla ilgili mealen söylüyorum zamandan kazanmak için. Allah Celle Celaluhu, ey iman edenler, ben sizi dünya ahiret saadetine ulaştıracak, elim azaptan sizi kurtaracak bir ticarete delalet edeyim mi ey iman edenler? Et ya Rabbi, önce iman edeceksiniz. Ey iman edenler diye söylüyor, hitap ediyor. Sonra iman edeceksiniz birinci şart olarak söylüyor. Zaten iman edenlerde iman var. Bu ne demektir bu? Ha demek ki imandan imana fark varmış. Ne demek imandan imana fark varmış? Yani bir insan tereddütsüz Allah'a inanıyor. İnanılması gerekenlere inanıyor. Ama bu inanan insanlardan birisi burnunun dibindeki camiye bile namaza gidemiyor veya evinde de abdestini alıp sıcak suyla namaz kılamıyor. Aynı imana sahip olan bir başkası uzak yerdeki camilere gidiyor veya namazında kazası yoktur. Düzgün bir şekilde namazına devam ediyor. İman noktasından baktığımız zaman ikisinin de inandığı şeyler aynı. Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, ahiret gününe inanıyor. Hepsi aynı. Değişen bir şey yok. Sadece değişen ne var? Bir tanesinin imanı nereye yansıyor? Ameline yansıyor. Bir tanesinin imanı ameline yansımıyor. Peki Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki, kullarım, ister erkek olsun, ister kadın olsun, birinci olarak istediğim sizden imandır. İkinci olarak sizden istediğim, bu imanın yanında tavır ve davranışlarınızı imanınıza uygun bir şekle getireceksiniz. Bu imanla o amel uyuşacak, barışacak. Hani ne biçim lahana turşusu, ne biçim perhiz söyletmeyecek. Şimdi bir örnek vereyim. Bir insan elhamdülillah müminim diyor. Öbür tarafta o adamı, müminim diyen adamı, affınıza sığınarak söylüyorum, bir sofrada domuz eti yediğini görseniz, bu ne bu ne dersiniz. Bir adam camiden çıktığını görseniz, sonra evin elinde tamamen çırılçıplak resimler olan bir gazeteyi böyle baktığını görseniz, bu ne bu ne dersiniz. Yani camiyle bunun arasında, o imanınla bu yaşantın arasında uyum yoktur. Bu tavır ve davranış imanınla, camiye cemaat oluşunla, namaz kılışınla bağdaşmıyor. Geçenlerde bir kardeşimiz geldi. Dedi ki, 5 vakit namazını kılan, ibadet konusunda hassas gibi gözüken bir kardeşimize Ağustos ayının 15'inde borç para istedi, bir miktar verdim. Ağustos'un sonunda ödeyeceğim dedi. Bir hafta sonra ödeyeceğim dedi. Bir hafta olunca, şimdi ödeyemeyeceğim, Eylül'ün başında öderim dedi. Eylül'ün başı olunca, hazır değilim, 15'inde öderim dedi. Eylül'ün 15'i olunca, hazırlayamadım, Ekim'de öderim dedi. Ekim'in başı gelince Kasım'a geçti.
En son Kasım'da da demiş ki Aralık'ın 15'inde ödeyeceğim. İnşallah. Dediği gibi inşallah. Şimdi burada iman var, namaz var. Burada aldatma var, sözünde durmama var. Şimdi ikisi uyuyor mu? Uymuyor. Yani iman ve amel. Bu amel imana uyacak. Hani bir ifade vardır. Hazreti Ömer Efendimiz'den mervidir. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Allah-u Teala'nın bizden istediği birinci şey imandır. Bu zerre kadar şüphe kabul etmez. İkinci istediği, merkeze imanı koyduk. Şimdi bütün tavır ve davranışlarımız buna uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyor mu, uymuyor mu? Bu açıdan amellerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir ölçümüz olmazsa, böyle bir kriterimiz olmazsa, o zaman kıymetli dostlar, şeytan, nefsi emmare ve şeytanlaşmış insanlar, şeytanlaşmış çevre ve şeytanlaşmış tağuti düzen, bize ait olmayan bir düzen bizi bir tarafa doğru çeker. Sel felaketi nasıl ki önüne kaptığını götürüyorsa, binaları yıkıp deviriyorsa, piyasa şartları, şeytanlaşmış toplum, sokaklar, televizyonlar ve internetler bizi sel felaketi gibi önüne katar götürür. Geriye döndüğümüz zaman elde avuçta bir şey kalmadı. Sel felaketinde, o felaketi yaşayan bölgelerde hep gördüğümüz gibi, bir deprem felaketinde görüldüğü gibi. Dolayısıyla kıymetli dostlar, iman bizim en büyük değerimizdir. Tavır ve davranışlarımızı imanımıza göre ayarlamadığımız takdirde imanımızı oymaya başlarız. İmanımızı oymaya başlarız. Mesela kıymetli dostlar, şöyle örnek vereyim size. Artık şehirlerde her ailenin evinde yeşilliği özlediği için mutlaka saksılar oluyor. Farklı farklı saksılar oluyor. Canlı saksılar oluyor. Şimdi o saksılarda canlı olan o bitkileri, yeşillikleri siz, biz gerektiği kadar suyunu vermezsek, gereken gıdasını vermezsek, onun muhtaç olduğu mineralleri kendisine temin etmezsek, evvela kulaklarını bükmeye, yapraklarını bükmeye başlamaz mı? Sonra sararmaya başlamaz mı? Sonra kurumaz mı? Çürümez mi? Elbette. Eğer o saksıdaki yeşilliğin gürlenmesini, büyümesini, daha güzel bir atmosfere ulaşmasını istiyorsak, ne kadar su gerekiyorsa o kadar su vermemiz lazım. Toprağına ne kadar gübre, vitamin koymamız gerekiyorsa o kadar da vitamin koymamız lazım. Bakımlı olan saksı büyür, gelişir ve güzelleşir. Bakımsız olan kurur, çürür ve yok olur. İman da böyledir. Allah Celle Celaluhu imanımızı günde 40 rekat namazla sulamamızı emretmiştir. Yani 5 vakit namazda ortalama farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle 40 rekat vardır. Bu nedir? Ey müminler, bu iman ağacınızı koruyabilmek, büyütebilmek için bunu günde 5 vakit şu kadar su ile sulayacaksınız. Sabah 4 bardak yeter. Ama öğlen 4 bardak yetmez. 10 bardak su koyacaksın. İkindide 8 bardak koyacaksın. Akşama en az 5 bardak koyacaksın. Yatsıya şu kadar bardak koyacaksın. Eğer çok gelişmesini istersen evvabin namazı ile de takviye edeceksin. Teheccüd namazı ile de takviye edeceksin. Öyle yaparsan aliyyül ala olur diye ara serpiştirmeler de yapıyor. Bu sadece kıymetli dostlar ne açıdan? Namaz açısından imanın muhtaç olduğu gıda bu. İman
namaz gıdasına ihtiyacı vardır. Bu namaz gıdasını almadığı zaman çürümeye başlar, sakatlaşmaya başlar, kulakları, yaprakları dönmeye başlar. Kıymetli dostlar, geçen de bir dostumuzu ziyaret etmiştim. Dedi ki, hocam bu benim bahçede dedi meyve ağaçları olmuyor dedi. İşte toprağın şu derinliklerinden 1, 2, 3 derinlikte 30 santim, 60 santim, 90 santimden birer numune aldım. İşte falanca yere götürüyorum. Orada inceleme yapıyorlar. Diyorlar ki senin toprağında şu, şu, şu mineraller eksiktir. Bu toprakta eğer sen sebze yetiştirmek istiyorsan şu mineralleri buna yüklemen lazım. Değilse alamazsın bundan netice diyor. Demek ki toprağı incelediği zaman erbabı, sen toprağa, ben toprağa, toprak diye bakarız. Ama erbabı incelediği zaman bunun içerisinde olması gereken mineraller eksik. Eksik olduğu için bunda ne olmaz? Domates olmaz diyor veya meyve ağacı olmaz diyor. Eğer bundan sen domates yetiştirmek istiyorsan, sebze yetiştirmek istiyorsan şu mineralleri suyun içerisine koyacaksın, sulamasında bunu kullanacaksın. Ancak netice alabilirsin dedi. Kıymetli dostlar, demek ki toprak olmak yetmiyor. İçerisinde bulundurulması gereken mineralleri bulunduruyorsa üzerinde sebzeler, meyveler istediğiniz gibi yetişebiliyor. Doğru mu? İşte İman dediğimiz bu güçlü zenginliğimizin içerisinde bulunması gereken abdest minerali, namaz minerali, oruç minerali, zekat minerali, zikir minerali, şükür minerali, bütün bunlar olması gereken asgarisi, en azından asgarisi olacak. Olmadığı takdirde ne olur? Olmadığı takdirde İşte mesela domates olmaz o bahçede. Mesela salatalık olmaz. Kiraz ağacı dikersiniz kurur. Şeftali ağacı dikersiniz kurur. Kusuru ağaçta bulursunuz. Halbuki kusur toprakta. Gerekli mineraller yoktur. Şimdi bir müminde yalan varsa, sözünde durmamak varsa, efendim büyüklerine saygısızlık varsa, faize meyil varsa, haram kazançtan korkmuyorsa, yalan söylüyorsa, o zaman bu ağaç ne olmuş? Her tarafı kırılmış, dökülmüş, çürümeye başlamış demektir. Çünkü bunun toprağında olması gereken minerallerin bir kısmı nedir? Eksik kalmıştır. Bundan dolayıdır ki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, kadın olsun, erkek olsun fark etmez. Merkezde iman var. İmanın yanında o imana uygun ameller var. Uygun ameller var. İmanla bağdaşacak, öpüşecek. İmanın kabul etmediği, imana yakışmayan tavır ve davranışlar olmayacak mümin kadın ve erkeğin hayatında. Eğer böyle olursa ben ne yaparım biliyor musunuz diyor Mevla? فَلَنُحِيَّنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً Bu insana huzurlu bir hayat veririm. Mutlu bir hayat veririm diyor. Huzurlu ve mutlu bir hayat veririm. Dersime başlarken ifade ettim ki herkes mutlu olmak ister. Ama toplumda genç yaşta ağzımızda dişlerimiz dökülüyor. Saçlarımız bembeyaz oluyor, saçlarımız dökülüyor. Çünkü herkeste aşırı derecede stres vardır. Piyasada İster dahiliye doktoru olun, ister göz doktoru olun, ister şu doktoru, ister bu doktor olun. Şimdi piyasada en fazla para kazanan doktorlar psikiyatri doktorlarıdır. Çünkü insanlar kafayı yemeye başlamışlardır. Huzursuzluk, mutsuzluk, efendim aileleri perişan ediyor, insanları perişan ediyor, doyumsuzluk insanları perişan ediyor. Evden çıkarken üf püf, iş yerinden çıkarken üf püf, arabaya binerken üf püf, arabadan inerken üf püf, hep böyle gidiyor. Telefon konuşmalarımızı birisi efendim böyle kameraya çekmiş olsa, bir günlük konuşmalarımızı bize izletmiş olsa ben bu muyum diye kendi kendimizden tereddüt eder hale geliyoruz. Dolayısıyla
Huzur ve mutluluğu herkes ister ama yakalayamıyor herkes. Ama Mevla buyuruyor ki, bakın kullarım, eğer imanınıza münasip tavır ve davranışlar sergilerseniz ben size söz veriyorum, size mutlu bir hayat vereceğim. Çok para vereceğim demiyor bakın. Mutlu bir hayat vereceğim. Bir insanın çok serveti olabilir, çok imkanı olabilir ama mutluluk yoksa ne işe yarar ki? Bir insan mutlu değilse, huzurlu değilse, siz onun önüne 40 çeşit en çok sevdiği yemeklerden getirseniz iştahı yok ki. İştahı olabilmesi için önce mutluluk lazımdır. Peki bu mutluluğun temeli ne ile oluşuyor? İşte Mevla Celle Celaluhu reçetesini bize veriyor. Buyuruyor ki, imanınızı merkeze alacaksınız. Gözünüzü imanınıza bağlayacaksınız. İmanın kontrolü olmayan yerlere gözünüz bakmayacak. Allah'tan korkacaksınız. Allah'a inanıyor musun? İnanıyorsun. O Allah'ın seni gördüğüne inanıyor musun? İnanıyorsun. Peki seyrettiğini, sen seyrederken Allah seni görüyor. Doğru mu? Doğru. Sen onu o zaman görür gibi olsana. Nasıl? İmanınla bağdaşıyor mu, bağdaşmıyor mu? Burası önemli. Şimdi her şey böyle yavaş yavaş başlar. Sadece ben yardımcı olmak için bunu örnek olarak veriyorum size. Bir grup hoca efendi vardı. Televizyon ilk çıktığı zamanlarda evlerde televizyon olmaz fetvasını veriyorlardı. Almak da almıyorlardı. Kendi evlerinde almıyorlardı. Sonra dediler ki ya yazıhaneye alalım. Haberleri seyrederiz. Evlerde kontrolsüz olur. Yazıhaneye televizyon koydular. Haber saati gelince tak basıyorlar. Haberler bitince kapatıyorlar. Ne kadar böyle sürdü? Bir hafta. 15 gün. 15 gün sonra haberlerden 5 dakika önce açmaya başladılar. Haberler bittikten sonra yemeğe, çaya devam ettiler. Açık kaldı. Öyle gün geldi ki 24 saat açık kalmaya başladı. Ama baş tarafta bir hassasiyet gösteriyordu. Sadece haberleri seyredeceğim. Öndeki, arkadaki o reklamları, şarkıları seyretmeyeceğim. Ama zaman içerisinde alışkanlık olunca o da zarar etmez. Bu da zarar etmez, normalleşir. Peki, birinci hassasiyette yanlış mıydılar? İkinci hassasiyetsizlikte isabet mi ettiler? Aslında bir erozyon yaşandı bu insanın hayatında, değil mi? Bir takım değerlerini kaybetti. Ne ile kaybetti? Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş kaybetti. Şimdi kıymetli dostlar, bugün buradayız. Yarın mezardayız, öbür gün ahiretteyiz. Burada benim hakem kesmem kolay, sizin dinlemeniz daha kolay. Ama ahirette Allah'a hesap vermek çok da kolay değildir. İmanımız, affedersiniz, gözümüz imanımıza bağlı olmalı. Kulağımız imanımıza bağlı olmalı, dilimiz imanımıza, elimiz imanımıza, ayağımız imanımıza bağlı olmalıdır. Kesemiz imanımıza bağlı olmalı. Kazancımız ve harcamamız imanımıza bağlı olmalı. Ne demek? İmanımızla bağdaşmayan, imanımızla münasip olmayan bir tavır ve davranış sergilememeliyiz. İlahi bizden istenen vazifeleri İmanımıza münasip bir şekilde tembellik yapmadan gerçekleştirmeliyiz. Ölü toprağı bazen insanın üzerine serpilir. Bir şeyler yapıyor ama ne yaptığının farkında olmaz. Yaptıkları ölümden sonrası için işine yaramıyorsa, kefene sarıldıktan sonra işine yaramıyorsa, kendisi için yaptığını zannettiği şeyleri farkına varmadan belki dostu için, belki de bazen düşmanı için yapmış olur. Bunların örnekleri çoktur. Şimdi devam edeyim ayeti kerimeye. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri imanı merkeze alarak bütün tavır ve davranışlarını o imana uygun bir şekilde, elverişli bir şekilde ayarlayan kadın ve erkek var ya, kesinlikle onlara efendim hoş bir hayat ile onları muammer kılacağız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yarın ahirette de onlara nasıl muamele yapacağız bilir misiniz? Mevla buyuruyor. Nasıl ya Rabbi?
Onların yaptıkları amelleri böyle tabiri caizse ortaya koyacağız. Bu yaptıkları amelleri içerisinde çok kaliteli, sevabı çok fazla olan var. Orta kalitede olan var, düşük kalitede olan var. Yaptıkları en kaliteli ameller hangisi ise hepsini o bazdan değerlendireceğiz. Orta kaliteyi de en kaliteli, en kaliteliden, düşük kaliteliyi de en kaliteliden hesap edecek, onu o şekilde mükafatlandıracağız. Yani biz bir mal alıyoruz, envai çeşit rakamları fazla olan efendim mal alıyoruz. Bunlar içerisinde çok değerli var, orta değerli olan var, düşük olanlar var. Ne diyoruz? En değerlisi hangisi? Şu. Kaç tane hepsi? 100 tane. Hepsini en değerlisinden alıyoruz diyoruz ya, diyebilirsek. İşte Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, kullarım siz imanı merkeze alarak tavır ve davranışlarınızı, bütün organlarınızı imana bağlarsanız, onların hareket noktasını imanınıza bağlarsanız, gözüm imanın kontrolünde bakacak ve seyredecek, kulağım imanın kontrolünde dinleyecek, dilim imanın kontrolünde konuşacak, elim imanın kontrolünde yapacak yaptığı işleri, tuttuğu şeyleri, attığı imzaları, aldıklarını, verdiklerini, ayağım da imanın kontrolünde gidecek gideceği yerlere, imanın izin vermediği, imanla bağdaşmayan yerlerde bulunmayacak. Bu şekil gerçekleşirse bu insanı biz dünyada mutlaka ama mutlaka huzurlu bir hayatla muammer kılarız. Yarın ahirette de bu insanın dünyada yaptığı bütün amelleri ortaya koyar. Farzlar, vacipler, sünnetler, edepler hepsini farz gibi kabul eder. En büyük mükafatla bütün amellerini mükafatlandırırız diyor kıymetli dostum. Bu okuduğum ayet-i kerime Nahl suresinin 98. ayet-i kerimesi. Şimdi bir de bunun farklı boyutunu bize gösteren Taha suresinin 125. ayet-i kerimesi var. Nedir o? Dünyada huzursuz ve mutsuz olmanın sebebini anlatıyor Allah Celle Celaluhu ve buyuruyor ki: "وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا" Kullarım ben size hayatınızı tanzim edesiniz diye bir Kur'an gönderdim. Beni hatırlatan, ahireti hatırlatan, size kendinizi hatırlatan bir Kur'an gönderdim. Kim benim Kur'an'ımdan hayatını çevirir? Yani ben Kur'an'a göre değil de kendi arzularıma göre, isteklerime göre hayatımı tanzim ederim derse, Kur'an-ı Kerim'i arkaya atarsa, ya o haram diyor, ya kardeşim bu zaman onun zamanı değildir. Ya şu günah diyor, ya kardeşim sen işine bak ya. Ya bu caiz değildir, ya hadi yürü bakalım falan. Kim böyle yaparsa, فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا Dünyada biz ona dar bir hayat, sıkıntılı bir hayat, mutsuz bir hayat, üf püf, üf püflü bir hayat veririz. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Dünyası böyle. Ahirette de gözleri kör olarak diriltilir. قَالَ der ki, Rabbi ey benim Rabbim, لِمَ حَشَرْتَنِ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Beni niye kör olarak dirilttin? Benim dünyada gözüm vardı. Şimdi burada benim gözüm yok. Mahşerdeyim diyorlar. Ama gözüm yok, göremiyorum sağa solu. Benim dünyada gözüm vardı. Böyle diyecek diyor Allah. Taha suresinde. Kale Cenab-ı Hak da cevap verecek ona. Kendisi veya meleklerle cevap verecek. Kebelike etetke ayatuna fenesita. Kulum. Benim ayetlerim sana geldi mi, gelmedi mi? Geldi. Sen onları terk ettin mi? Terk ettin. Tamam. Sen benim ayetlerimi terk ettin, ben de senin gözünü terk ettim. Sen benim ayetlerime karşı kör oldun. Ben de şimdi sana göz vermedim, kör yaptım seni. Yani sen bir suç işledin, o suçunun bir karşılığı var, işte karşılığı bu. Bir insan ezanı duymaz mı? Bir insan minareyi görmez mi? Bir insan kubbeyi görmez mi? Bir insan her şeyi yapar da secdeyi görmez mi? Yediğimiz yemeklerin kalorisini eritelim diye, efendim zinde kalalım diye arkadaşlar toplanırlar, maça giderler. Bir saat maç yaparlar, iki saat maç yaparlar. Hiç yorulmazlar. Yani bundan zevk alırlar, mutluluk duyarlar.
Ama iki rekat namaz kılmakta, dört rekat namaz kılmakta sırtını çeviriyor. İşte Mevla buyuruyor ki, eğer bir insan hayatını tanzim ederken Kur'an'a sırtını çevirir, arzu ve isteklerini ön tarafa koyarsa, biz ona dünyada dar bir hayat veririz. Bir telefon gelir, tam güleceği zaman her şey allak bullak olur. Tam çocuklarıyla mutluluk yaşayacağı zaman bir haber gelir, allak bullak olur. Yani Allah Celle Celaluhu kanunları koyan O'dur. Kendisi diyor ki, eğer bir insan gerçekten sırtını Kur'an'a çevirirse, biz ona sıkıntılı bir hayat veririz. Zengin olabilir ama mutlu olamaz. Kıyamet gününde de gözlerini kör olarak diriltiriz. Der ki, ey benim Rabbim, beni niye kör dirilttin? Benim gözlerim vardı. Allah Celle Celaluhu ona, efendim, aynı şekilde bizim ayetlerimiz sana geldi. Fakat bizim ayetlerimizi kale almadın, terk ettin, onları unuttun. Bugün de sen unutuluyorsun cevabı verilecek buyurdu. Sözün özü kıymetli dostlar, her birimizin ferd olarak, aile olarak, millet olarak en çok muhtaç olduğumuz şey para değildir. En çok muhtaç olduğumuz şey huzurdur. Fakir bir millet değiliz, elhamdülillah. Ama huzurlu bir millet miyiz? İşte huzur, fert, aile ve toplum olarak üç saçayağını düşünmek lazım. Fertler, aileler mutlu olursa toplum da mutlu olur. Bu mutluluğun yolunu nerede bulacağız, nasıl bulacağız? İşte Rabbimiz Celle Celaluhu hem Nahl suresinde hem de Taha suresindeki ayet-i kerimelerde artısını da eksisini de bizlere beyan etmiş oldu. Şu cümlelerle ben dersimi bitireyim. Kıymetli dostlar, biz zenginlik olarak en büyük zenginliğimiz iman zenginliğidir. Her namazımızda Allah'ım beni imansızlıktan koru ve muhafaza eyle diye çocuklarımızla, kendimizle ilgili bu duayı çok yapmamız lazım. Çünkü böyle zamanlarda, yani her tarafın şeytanlarla, şeytancıklarla dolu olduğu dönemlerde insanların imandan çıkması çok kolaylaşıyor. Çok kolaylaşıyor. Büyük bir felaket, böyle bir toplumun içerisinde yaşamak gerçekten büyük bir felakettir. Böyle çirkin çirkin, hoş olmayan haberleri sağdan soldan duyarız. Yani insanların nasıl merkezden uzaklaştığını, imandan nasıl uzaklaştığını, Kur'an'dan nasıl uzaklaştığını, inanç olarak, önce yaşantı sonra inanç olarak nasıl uzaklaştığını görmekteyiz, görüyoruz. Gerçekten bu, acaba sıra bir gün bizim çocuklara mı gelecek? Acaba yangın bir gün bana mı gelecek? Allah muhafaza, bu tehlikeyi bizlere işaret etmiş oluyor. Öz olarak şunu mutlaka kendi karımıza, kendi menfaatimize, hem dünyevi hem uhrevi menfaatimize bakarak, bunu nazar itibar alarak imanı hayatımızın merkezine koyup yaptığımız bütün iş ve işlemleri onun çevresinde dolaşan, ona münasip olan, ona uyan, onun rengiyle renklenen işler olmalıdır. Daha mutlu yaşayabilmek için kendimize göre, daha fazla varlık sahibi olabilmek için kendimize göre, arzularımıza ulaşabilmek için kendimize göre bir takım gayrimeşru işlere tevessül etmemeliyiz. Ayrıca yapmamız gereken, hani imanımızın gıdası olarak Rabbimizin şart koştuğu, bunlar olmazsa kurur. Bunlar olmazsa kurur dediği farzları mutlaka aksatmadan kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunlar olmazsa mutlaka kurur yanında şunları da ilave ederseniz daha sağlıklı olur dediği sünnetler var. Yani mesela diyelim ki sabah iki rekat farzı var mı? İki rekatta sünnet var. Bir bardağını farz olarak dökeceksin, bir bardağını da ne olarak dökeceksin? Mesela sünnet olarak dökeceksin. Öğlen öyle, ikindi öyle. Ben namazdan bir örnek verdim. Diğer örnekleri siz çoğaltabilirsiniz. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi imanı zirveye doğru yükselen ve güçlü ve kuvvetli bir iman ile son nefesini teslim eden bahtiyar kullarından eylesin. İmanımızı takviye edecek,
zirveye yükseltecek amelleri Rabbim bizlere sevdirsin ve nasip eylesin. Çocuklarımıza sevdirsin ve nasip eylesin. Eşlerimize sevdirsin ve nasip eylesin. İmandan bizi kaydıracak, hesabını veremeyeceğimiz işleri bizi bulaştıracak her türlü yanlışlardan nefret ettirsin ve muhafaza eylesin. Rabbim gelişimizi, duruşumuzu, dinleyişimizi, aminlerimizi hep hayırlara vesile eylesin. Nezd-i ilahiyesinde kabul ettiklerinden eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerin def'u raf'u izalesi için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında zerre kadar emeği geçip ahirete göçmüş olanların ruhları için, hayatta olanların da sıhhat, afiyet, helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk olması için Allah rızası için El-Fatiha.